Selamlar dostlar, hoş geldiniz tekrardan. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz Satisfactory maceramıza. Bir ara yayını açmadan ve kayıt almadan oyunu oynadım. Genelde aynı şeyleri yaptığım için tekrar size izletmek istemedim. Hızlı bir özetle neler yaptığımı size söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle şu zeminleri bitirdim. Artık burada zeminle ilgili bir problemimiz kalmadı. Ondan sonra ciddi bir yakıt depolaması yaptım. Enerji kaynaklarımıza, biyomaslarımızı koydum. Evet, gene bitiyor hızlıca ama olsun. Ondan sonra buraya ne koymuşuz? Biyomaslara, evet, burada bak gördüğünüz gibi. Bittikçe buradan dolduracağım. Daha büyük bir olayımız var. Şurada mouse'un ucunda görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hangi noktaya kadar geliyor bakayım. Evet, şu bant. Arkadaşlar bu bant ta bu karşıda tepe var. O tepenin arkasında uzakta bir yerde kömür madeni buldum. Ve oradan buraya kömür taşıyacağız. Her şeyini hazırladım. Birazdan oraya gidip gösteririm size. Her şeyini hazırladım. Şu an için sadece oraya bir elektrik vermem gerekiyor. Fakat malumunuz bu poda malzeme yükleyip uzaya yollamamız gerekiyordu. Daha milestone'larda seçili olana bakalım. Pardon. Nerede açılıyordu? Evlator'da. Şeyde. Asansörde. Asansöre malzeme yüklememiz gerekiyordu. Tabii ki bu malzemelerin toplanması için bir belli bir süre aletlerin, şurada kurduğumuz sistemlerin çalışmasını bekledik. Falan filan derken özetle şu anda buna malzeme yükleyecek kapasiteye gelmiş olduğumuzu düşünüyorum. Evet. 75 tane reinforced plate ve 50 tane rotor. 50 tane rotoru koymuşum. Reinforced plate'i de hemen alıp koyalım. Ve buradan uzaya ilk kargomuzu yollayalım. Bunu yaptıktan sonra da karşı taraftaki hub'ımızda yeni özellikler aktif olacak. Yani tahmin ediyorum ki kömür madeni de bu seviyede gelir. Kaç taneydi? 100 tanesini alayım şimdi. 75 taneydi sanırım. Kömür madeni bu şekilde gelir arkadaşlar. Artık biyomaslarla enerji üretmekten kurtuluruz. Kömürle enerji üretmeye başlarız diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde şuraya koşarak gidip malzememizi yerleştirelim. Evet. 75 taneydi. Oha, kargoladı. Bir dakika. Animasyonu süper lan. Yollamaya hazır diyor. Yollayalım mı? Yolladım. Oha. Gitti yala. Evet. İlk kargomuzu yolladık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni malzemeler istiyor. Tamam abi, yaparız. Hiç sıkıntı değil. Neymiş? Modüler frame ile rotor. Tamam, hallederiz abi. Hiç sıkıntı değil. Şimdi burada malzeme birikiyordu. Biz bir gidelim hub'ımıza ve gerekli malzemelere bakalım. Ya bu aşağısını yukarıya taşımak istiyorum ama bunu da bozmasak mı? Nasıl olsa ya. Hub'ımızda. Oo, işte bu. Evet dostlar. Tier 4 açıldı. Bizim olayımız nedir?
Coal Power. İşte bu. Bunu milestone olarak seçiyorum. Gerekli malzeme de fazla fazla var zaten. Hemen o zaman yapalım ve bu bölümümüzde de kömürle enerji üretimini aktifleştirelim. Uzun bir bölüm olacak gibi duruyor ama hadi bakalım. Rotordu değil mi? 25 tane rotor. Bizim burada rotor üretimimiz var. Bu mudur? Hayır, bu plate üretiyor. Bu ne üretiyor? Rotor üretiyor. Hemen depodan 36 tane al abi. Başka ne kaldı? Kablo. Kablo için ben bir tane daha, bir stack daha tel alayım. Kablo üretimini de bir ara otomatiğe çevirelim. Bir stack tel aldım. Hızlı bir şekilde gideyim buraya. Gerekli malzemeleri koyalım. Şimdi rotoru koyduk. Bir stack tel koyduk. 200 tane de kablo gerekiyor. Kabloyu elle basacağız. Mecbur. Otomatiği var mı diyeceğim ama yapmadık ya. Hepsinin otomatiğini yapmamız gerekiyor aslında. Oo. Üst üste koymuyormuş. Evet. İki yüz tane yaptık. Pod yollama hazırız. Bastım gitti. Hadi baba görüşürüz. Milestone reached. Şimdi long range transportation as well as the construction of outposts is now bize şu an an gelmiş olması lazım. Explore and exploit pillar as recommended. Evet, power'da power coal generator geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi bunun için modüler, bir dakika, ne gerekiyor abi? Şöyle üstüne gelelim. Modüler frame, rotor ve cable gerekiyor. Yani bundan nasıl yapsak ya? Şuraya bir tane daha fabrika kuracağız. Belli. Kablo üretimi için. Çünkü o aşağıda tel üretiliyor. Buraya gelişinde kablo olsun. Modüler frame içinde büyük ihtimalle reinforced istiyordu. Öyle hatırlıyorum. Şöyle 17 tanesini alalım. Şimdilik tabii ki bunları elle yapıyorum. Hem sizi madene götüreyim bir yandan da. Şimdi bir tane Q'yu açayım tekrardan. Coal jeneratörü istek listeme koydum. Gerekli malzemeleri istediği listeye. Modüler frame. Kaç adet gerekiyor? 3 tane. İyi, tamam, çok azmış ya. Tamam, fazla fazla üretelim. Sonra kablo. Evet. Biraz daha fazla yapayım. Tamamdır arkadaşlar. Hadi gidelim. Hem size gezdireyim hem de kömür madeninden nasıl malzeme çıkıyor ve buraya nasıl geliyor görün. Bayağı böyle Ferhat gibi dağları yara yara geldim. Allah uçurttu beni. Şöyle kenarından, ortadan gidersek koşamıyoruz. Kenardan gidersek koşabiliyoruz. Güzel düştük. Şunun altından geçtiğimizde yani aşağı doğru bayağı böyle birkaç kilometre öteden kablo çektik. Pardon, hat çektik.
Bu arada önceki videomun kaydı kaliteli çekiyorum demiştim. Maalesef benim kaydettiğim ayarlar bozulmuş. Default'a dönmüş. Videoyu kaydettim. Her şeyi yaptım. Oyunu kaydettim. Ulan bir video kaydı bir açtım. Bütün ayarları gitmiş. Esas kaliteli videoyu şu anda izliyorsunuz arkadaşlar. Benim bahsettiğim yüksek kalitedeki video bu. Bundan sonra da bunu bu kalitenin aşağısında video çekmemeyi diliyorum. Şimdi gelelim. Bayağı da uzak ya. Aşağıya bakar mısınız Allah aşkına? Şuraya bakın. Bizim uzay asansörümüz de maşallah. Hani Atakule 1, bu 2 yani. Niye koşmuyor lan? Heh. Evet. Buradan şimdi her şeyini ayarlamıştım ama neyi ayarlamamışım? Var ya. Neyse ya, buna bir çözüm üretiriz. Bant çekebiliyoruz mu? Çekebiliyoruz. Tamam, gerekli malzememiz var. Arkadaşlar jeneratörü şuraya bir yere kuruyorum. Girişi bu tarafa dönük olsun. Evet. Sonra bir adet direk koyuyorum. Bundan buna, bundan da buna. Oldu mu? Bu direkten de sağa sola belki ihtiyaç halinde enerji alırız. Evet, konveyör belti de buradan koyduk mu? Şimdi bu olay nedir arkadaşlar? Miner'ımız karşıda kazıyor. Buradan çıkıyor depoya. Depodan depolanıyor. Ama eğer ki bantlar boşsa bantlardan devam ediyor. İkiye bölünüyor. Bir sola, bir de düz karşıya, pardon, bir sağa bir de düz karşıya gidiyor. Kömür jeneratörünü besliyor. Bu da elektrik üretici için miner'ı çalıştırıyor. Miner çalıştığı için de bizim base'imize kadar kömür gidiyor. Durum bu. Şimdi sistemi aktif etmek için biraz elle, bu arada pür maden buldum. Yani en değerli madenden. Dolayısıyla ciddi anlamda kömür sıkıntımız kalmayacak arkadaşlar. Yeterli. Sistemi başlatıp çalıştırması için yeterli şu an. 30 adet kömür. Ve bastık. Miner'ımız başladı mı çalışmaya? Gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız sistem aktif. Ve kömürü çok, neredeyse yarısını harcadı daha. Buradan onlarca kömür çıkmaya başladı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle kenara şey yapayım. Yani şu an bir adet kömür geliyor buna. Ve daha bir adet kömür harcamadı. Gördüğünüz gibi. Burası 100'e kadar dolunca bu bant da dolacak. Bu banda gelen malzeme düz devam edecek. Eğer ki bu bantta karşı şu an giden, bizim base'e doğru giden bantta dolduğunda depo dolmaya başlayacak. Dolayısıyla bu sistem şu anda kendi kendini idare edebilecek hale geldi. Bu demek oluyor ki burada kuracağım sistemlerde hiçbir şekilde elektrik sıkıntısı yaşamayacağız. Burayı anladığımıza göre bence burada yapacak bir şey yok. Kömür madeniniz 10 numara çalışıyor. Şimdi bu kömür madeninden, pardon, kömür ocağından, elektrik üreten sistemden kendi base'imize de birkaç tane yapmaya başlayalım ve bu kömürleri de oraya yönlendirelim. Ya bu bandı şöyle, yani başka seçeneklerimiz de vardı aslında. Fakat bu bandı en iyi bu şekilde çekebileceğimi düşündüm. Aa,
Geri geri giderken daha mı hızlı gidiyor? Nasıl oldu o ya? Yo, normal gidiyormuş. Ha, hiç koşmamıza gerek yok. Bant bizi götürüyor. Başka sistemler, başka seçenekler de vardı ama bunun en mantıklısının bu olduğunu düşündüm. Çünkü yarın, yani ilerleyen zamanlarda bu yolu da kullanabilirim. Fast travel gibi bir şey oldu şu an bana. Aşağıda bakır madenimiz devam ediyor. Demir madenlerimiz 10 numara devam ediyor. O demir madeni şurada bir adet daha var. Onu da aktif etmemiz lazım artık. Demir ihtiyacı fazlasıyla olacak gibi geliyor bana. Evet, şuradan zıpladım. Devam. Kömür buradan geliyor arkadaşlar. Yani bu elektrik sisteminin tamamını, hatta hub'ı da kaldıralım. İleriye bir yere kuralım onu. 10 numara 5 yıldız olsun bence. Şimdi nasıl yapsak? Önce bir çimento alalım. Bunlar devam ediyor mu? Ediyor. Tamam, güzel. Kalıcı bir enerji sorunu, yani en azından ham madde olarak şu an sıkıntı olmayacak ama genel manada da kalıcı bir enerji problemini ortadan kaldırmak istiyorum. Tek ol diyelim. Bütün çimentoyu alalım. Coal jeneratörden 4 tane yapayım ben. Evet, 4 tane yeter. 20 tane modüler frame ne kadar yapabiliriz ki? Şu 11 tanesini alalım. Yetmez o. Yeter mi acaba? 12 tane yeter ya. 20 tane gerekiyor. 22 oldu mu? Şöyle, tamam, olmuş, süper. Cable gerekiyor. Cable kolay. Şimdi bir cable'ımızı üretelim. Ne eksik? Onu hallederiz. Tamam. Var mı burada? Ha, varmış zaten. Güzel. Modüler frame ne gerekiyordu? Tamam. 12 adet yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Eksik olan ne? Reinforced plate. Gene geri koşacağız mecbur. Al abi hepsini, tamam. Hepsini alalım. Niye buradan sıkıştık ki? Şu ana hatlardan da bu elektrik kablolarını bozmayacağım demiştim. Ana hatlar çalışacak. Ama elektrik kablolamasını elimden geldiğince düzgün yapmaya çalışacağım. Çünkü ileride sıkıntı yaşayabileceğimi düşünüyorum. O da nasıl? Şurada gördüğünüz gibi, bakın. Daha önceki videolarda zaten izleyen arkadaşlar biliyor. Hep aynı hizada elektrik hattı çekeceğim. Dolayısıyla başka bir yere takılma durumu olmayacak. Ya ben buraya sıkışacağım. Dur. Şimdi Coal jeneratör. Yani şöyle yerleştirmek istiyorum ama uyar mı ki size de? Gider mi böyle? Gider. O zaman bir zemin atalım yere.
aslında önce Q Coal Generator. Olabildiğince uzak noktaya atacağım ama şu izzada da ağaç var. Biz o ağacı yok ederiz gerçi, tamam. Motorlu testeremizi yok ederiz o ağacı. Olabildiğince geride olsun ki bizim işimiz görülsün. Oldu mu? Vallahi yarısı dağın içinde bile oldu. Sıkıntı var mı? Yok. Şimdi bunun öncesinde ne lazım bize? Conveyor splitter lazım. Çünkü şunun hizası nerede? Oldu mu? Çok iyi oldu. Tamam. Şimdi bir daha power'a geliyorum. Coal jeneratörü alıyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz uzağa gitmem lazım. Hadi ya, karşılıklı denk gelmedi. Bir dakika. Ben bunu karşılıklı denk getirmek istiyorum. Aynen böyle. Çok güzel. Buradan bant buraya. Buradan da buraya. Bizim gelecek olan kömürü buraya bağlayacağız. Bakın şimdi. Burada sıfıra sıfır oturdu. Güzel. Arkadaşlar. Tek bir jeneratörün çalışacağı, yani şu an yetse bile ileride yetmeyeceği için şöyle yapmak istiyorum. Kafamdakini size söylemedim, görmenizi istedim. Şöyle biraz şey de oldu, bir tık geri alalım. Olabildiğince geri diyeceğim de şöyle kontrolle hizalasak. Yok, bu yukarıda oldu, bu olmaz. Tamam, yan da olsun. Ne yapalım? Bir tık yanda olsun. Hatta direkt iç içe geçtiler. Güzel. Buradan bant buna bağlanabiliyorsa hiç sıkıntı yok. Vallahi 10 numara bağlandı. Hemen buraya da bir tane koyalım. Bunu bu şekilde böyle ihtiyaç oldukça karşı duvara kadar yapacağım abi. O tarafa kadar götüreceğim. Şimdi girişi nerede bunun? Karşıda. Tamam. Direkt zaten oldu. Buradan da çıkışını alırız. Öncesinde yapsak mı acaba? Yapalım. Tabi. Yani bu noktaya bir depo sistemi daha yapalım. Depodan buraya da olsun. Çünkü arkada depo dolar. Burası dolar. Sürekli kömür biriksin arkadaşlar. Kömür olmazsa işimiz yavan. Şu rampa hangisi alçak olandan? Çapraz ağır birden ya. Bak şimdi çapraz rampa yok ya.
Tamam, böyle koyalım. Conveyor... Nerede o? Storage. Polümüz yok, alalım. En önemli şeyi unutmayalım arkadaşlar. Elektriktir he. Hayda, konmuyor. Niye? Ha, kablo eksik. Tamam. Onu hallederiz. Gel baba sen. Artık elektrik direklerimizi çekelim. Her birine birer adet. Şuraya bir tane uyuyor. Nerede? Heh. Neyse, bunları ortak kullansınlar. Şimdi bu buna, bu buna. Kardeşim sen buna. Sen de buna gel. Sonra bunlar birbirine bilirsin. Ana hat nerede? Arkada mı kalıyor? Şuradan bir çıkabilirsek. Pardon, müsaadenizle abi. Buna gelen hat hangisi? Şu direkt mi? Tamam. Sistemi bağladık. Depomuzu da yaptık. Her şey faal durumda. Sadece kömür beslemesi gerekiyor. Artık biyomasa ihtiyacımız kalmayacak. Yapalım. Kömür bandımız burada. Kömürlerimiz yeni geliyor. Oo, yetiştirdik. Güzel. Şöyle yapacağım. Şimdi daha önceki bölümde yapamamıştım. Belki bir önceki bölümde çözmüş olabilirim konuyu ama şöyle... Bir tık yukarı yükseltirsek bunu. Buradan buna. Ya bu ne ya? Sil. Sil. Olmadı. Yani bunu o tarafa geçirmek istiyorum da böyle şöyle yapıp. Tamam, böyle dolaşsın ama sonradan bir ayar çekerim ben ona. Şimdilik böyle olsun. İç içe geçmesi hoşuma gitmedi bu bantların. Buradan da doğrudan yapıştır gitsin yani. Missing ne diyor? Plaka eksik. Alalım, plakamızı alalım. Evet sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi kömürlerimiz gelmeye başladı. Hemen şuradan bir cihazlardan baksak nasıl olur? Şu an yani kurduğum sistemin sorunsuz çalışması gerekiyor. Kapasitemiz 80 MW ve 49, 54, 58 neredeyse %80'ini kullanıyoruz. Şu anki kapasitemizdeki hiçbir şey üretmiyoruz. Bakın. Yani şu en çok harcayan şu aletler, konstraktörler,
ve assembler'lar. Bunlardan bak, 2 adet var zaten. Orada bir tane var. Constructor. 1, 2, 3, 4 tane constructor, 2 tane de assembler'la yetmiyor bize. Bu arada kömürler gelmeye başladı. 80 megawattı. Dumanımız tütmüyor. Yani şu an çalışmıyorlar. Evet, çalışmaya başladılar ve yüksek 180 megawatt giderek artıyor. Ho. Çok iyi ya. Şu dakikadan itibaren bu arada 80 megawattlık da kaybımız olacak. Neden diye sorarsanız, arkada kalan sistemler artık gördüğünüz gibi kömür jeneratörleri çalışıyor. Şu biyomaslar bittiği zaman 80 megawatt ilk baştaki o bize sağlanan enerji üretilmeyeceği için 200 megawattlık bir enerji üretimimiz var diyeyim yani, özetle. Ama şöyle de bir şey var. Şurada aklıma gelmişken onu da yapayım. Bizim arka tarafta şu bakırın geldiği hangi bant? Şu bant. Arkadaşlar, bakırın geldiği bant da oradaki üretici, nasıl anlatayım, miner, şu otomatik çalışan alet kendine özel bir güç kaynağıyla birlikte orada takılıyor ve oranın enerjisi habire bitiyor. Ben nasıl anlıyorum enerjisi bittiğini? Bakırın gelmesi durunca. Şimdi biz bu sistemi yaptık. Eyvallah, güzel oldu. Fakat sorup bir bakayım, oraya nasıl enerjiyi götüreceğiz? Şu şekilde. Şuna bir tane verelim. Bu çalışmaya devam etsin. Direği şöyle yanından geçirsek olur mu? Olur tabii, niye olmasın? Şöyle. Götürebiliyoruz istediğimiz yere. Niye olmuyor? Şu bantla dibine kadar getirelim. Tamam. Aa, bir dakika, şuradan çıkayım. Heh. Teşekkürler, teşekkürler. Şimdi şuradan aldık mı? Şöyle de koyarız. Bunun enerjisini keseriz. Aha da buradan enerjiyi veririz. Buna da yardımlar için teşekkür eder. Kaldırırız abi. Artık dediğim gibi bu maden aleti, makinesi şu an şuradan beslenen kömürle çalışmaya başladı. Ve enerji tüketimimize de bakalım son olarak. Hızlı bir şekilde geri dönüyorum. Enerji tüketimimiz bayağı bir azalmış. Ya orada azalmadı da yani şey yapacağız arkadaşlar. Enerji ihtiyacı arttıkça sistemi büyüteceğiz. Adım adım büyüterek gideceğiz. Bunun başka yolu yok. Bu arada bol bol da kömür depolamış olacağız. Bu kömürler dediğim gibi depolanması gerekiyor. Çünkü belli olmaz yani, gereğinden fazla enerji ihtiyacı çıkar. Burayı kömürle besleyemeyeme durumu da olabilir yani. O da bir sıkıntı. Ama şu anki hedefimizi tutturduk. 280 megawatt çok rahat yetiyor. Pekala, o zaman bu bölümün de sonuna gelelim. İlerleyen bölümlerde şu an ne var mesela, bakalım.
Yani asansörün ihtiyacı olan malzemeleri üretmeye başlarız. Arka tarafta bizim hub'ımız vardı. Hub'ımızı kaldırır, güzel bir yer yaparız ona. Ve onun da ihtiyaçları olan o hub'ın ekranına koyup yeni upgrade'ler açabileceğimiz malzemeleri seri üretime geçir. Ondan sonra da buraya yerleştirerek yeni tire'lar açmaya devam ederiz arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.